Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BİM'den aldığımız Starcom elektrikli masaj aleti, pratik masaj ve selülit gidericiyi inceleyeceğiz. Daha önce bunun benzeri bizde vardı. Adı da farklıydı. Böyle bir şey değildi. Relax Tone'ydi. Bu klon bir ürün galiba. Yine farklı bir marka klon bir ürün yapmış. Ama özellik olarak bana hepsi aynı. Daha önce ben bunu açtım. Kutusu böyle bu şekilde. Hani ilk açılışı değil bu videonun. Yine aynı şekilde burada pratik masaj ve selülit giderir diyor. Eskisinde Relax Tone sadece masaj aleti olarak geçiyordu. Şurada yine resimleri var, ürünün görseli. Kullanıma göre 4 farklı başlık var diyor. Tabii bunların hemen hemen sadece bir tanesini kullanacaksınız. Diğerlerini belki de kaybolacak. Onun için hepsini böyle aynı bir yere koyup saklamanızı tavsiye ederim. Aynı bir yere atarsanız kaybolabilir. Kol altı bölgesi için ayrı, omuz bölgesi için ayrı, karın bölgesi, basen ve çevresi, baldır ve diz bölgesi, ayak ve topuklar için ayrı böyle göstermiş. Burada yine aynı şekilde ürünün farklı bir yazıları yok. Burada teknik özellikleri vesaire diyor. Hemen biz uzatmadan kutuyu açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürün bu şekilde. Şu şekilde. Şu tutma yeri şurada. On off butonu. Bu çevirdikçe önündeki devir hızı artıyor. Daha hızlı dönüyor ve masajı daha hızlı yapıyor. Yani bazen rahatsız olursanız hızını düşürürsünüz. Bazen hani hızlı olması sizin masaj yapılan bölgenize iyi geliyordur. Onun için hızlı da yapabilirsiniz. Burası Starcom yazıyor. Diğer Relax Tone'de tutma yeri biraz daha uzundu. Şöyle bir uzunluğu vardı sanırım. Herhangi bir farklı bir değişikliği yok. İki ürün de birbirine benzer. Şurada bir daha çok böyle araba torpidosu gibi ama biraz daha yumuşak bir plastik dokusu var. Buralar sert plastik. Şunun yine aynı renk fakat burası da sert plastik. Kablo kalitesi orta seviye. Uzunluğu yeterli değil bana göre. Şöyle yani masaj yaparken buna bir ek ara kablo kullanırsanız daha iyi olur. Çünkü işte boyundur, işte ayaktır, bilektir falan derken bir de priz yeriniz biraz uzaksa ek bir tane ara kablo isteyebilir. Şöyle topuk bölgesi için, ayak topuk bölgesinin şurası topuk taşı gibi böyle tırtıklı. Bunu takabiliyorsunuz. Üzerinde bu vardı, ben bunu değiştirdim. Onun haricinde bir de şu başlığı var. Bu da şu bilye gibi yuvarlak toplar. Aynı anda bu da dönüyor. Hem top dönüyor hem bu dönüyor. Yani topuna dönmesini sağlıyor. Güzel bir masaj etkisi olabiliyor. Bunun değişikliğini yapmak için ucu şu tırnağından çekip şu şekilde arkadaşlar açıyorsunuz. Daha sonra şu gördüğünüz masaj başlığını çıkartıp diğer başlıkları takıyorsunuz. Bu motor bağlı olduğu için motor mili. Çıkartırken biraz hassas davranın. Plastiğini kırmamaya çalışın, iç plastiğini. Şurada bir parmak girme bölgesi var. Oradan şöyle kanıttırarak çıkartıyorsunuz. İçi böyle bu şekilde. Bu başlığın herhangi bir başlığı takıp daha sonra şu koruyucu kumaş bölgesini takıp kullanabilirsiniz. Ürün dediğim gibi küçük olması avantajlı. Yani şöyle anlatayım ben size. Yine kanalımızda bir tane var ürün. Farklı bir ürün almıştık. Onun büyük olduğunu ve daha fazla ses yaptığını söyleyebilirim. İkisinin arasında kalsam bunu tercih ederim. Yani benim kullanım kolaylığı olarak küçük daha hoşuma gidiyor bu. Ama diğeri de fena değil. Fiyat performans ürünü. Bunu BİM'den uygun fiyat aldım. İkisinin arasında kalsam bunu alırım dediğim gibi. Relax Tone'nin klonu. Farklı birçok marka adında üretilmiş. Daha önce bu televizyonlarda satışa çıkıyordu. Öyle bir ürün piyasada BİM'e kadar düştü. Yani BİM'de satılabilecek aktüel ürünlere kadar düştü. Çok önemli bir ürün gibilerinden gözüküyordu. Ama güzel. Ben beğeniyorum. Onun haricinde şöyle gördüğünüz gibi kutuda bir tane kullanım kılavuzumuz var. Bunu zaten okumuyoruz hiçbir zaman. Benim size tavsiyem arkadaşlar, uzun süre yapınca kaşıntı oluşturuyor. Döndüğü için şu ucu. Yani bu masaj aletleri genelde bu tarz ürünler uzun süre yapıldığında kaşıntı oluşturuyor arkadaşlar. Onun haricinde kullanan kişiler bunu uzun süre çalıştırmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü motoru hani çok güçlü motorları yok ve ısınabilir, yanabilir. O yüzden yarım saat veya 15'er dakikalık aralıklarla
çalıştırırsanız daha mantıklı. 15-20 dakika çalıştırırsınız, sonra kapayıp biraz dinlendirirsiniz, daha sonra tekrar denersiniz. Yani bu şekilde çalıştırmanızı öneririm. Ürün bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tarz ürünlerin, aldığımız ürünlerin açılışını yapıyorum. Kendimize aldığımız veya işte eşe dosta aldığımız bu tarz ürünlerin kutu ve kargo açılışlarını yapıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Tek isteğimiz abone olmanız, videoları beğenmeniz, like atmanız, bir de arkadaşlarınıza önermeniz. Bu ve bu tarz kanalları önerirseniz daha güzel içerikler gelecektir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.